Yöresel lezzetler Beylikdüzü'nde görücüye çıktı. Çadırda hem eşsiz lezzetler var, aynı zamanda da pek çok markanın tekstil ürünleriyle vatandaşlar buluştu. Var. Karadeniz'in muhlaması, Kars'ın balı, Trabzon'un ekmeği ve tereyağı. Yöresel tat çadırları İstanbul Beylikdüzü'nde Metrobüs durağı fuar alanında kapılarını ziyaretçilere açtı. Muhlama nasıl yapılıyor? Bir senin tarifini alalım. Tabii abi, önce tereyağını koyuyorsun. Köy yağı olacak, organik. Yağımız eridi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi mısırını koyacağız. Fazla değil. Ne kadar? 3 kişilik yapıyorum. 1,5 kaşık. Ya bunu çorba kaşığıyla koymam lazım. Sade un olsaydı bunu kavuracaktım. Ama kavrulmuş olduğu için bunu sürekli karıştırmam lazım. Daha çok yanmaması için. Su koyacağım. Evet. Bu ne kadar koyacağız? Bir çay bardağı kadar. En son işlem. Ne peynir atıyoruz içine? Muhlama kuymak peyniri. Bizim Trabzon kaşarı, tel peyniri diyoruz buna biz. Bundan ne kadar atıyoruz? Yine 3 kişiye ben bir 200 gram kadar kullanırım. Evet. Orada. Herkes. Ne kadar geldi? Tadı nasıl? Muazzam. Güzel mi? Afiyet olsun. Çok beğendik. Çok afiyet olsun. Çok güzel. Çok. Karalı şurubu kansızlığa, mide alımsızlıklarına ve özellikle ağız yaraları için kullanılır. Anadolu lezzetleri hem mideyi hem de ekonomik oluşuyla cepleri sevindiriyor. Trabzon ekmeği. Özelliği ne peki? Tam bu da ekşi maya. 3-4 ay ömrü var. Uzun vadeli bir ekmek. Ağırlığı ne kadar dedin? 8 kilo. Afyon. Özelliği ne peki? %100 dana etidir. Kendi üretimimiz, kendi imalatımız. Terlikten ayakkabıya, kazaktan takım elbiseye yüzlerce tekstil ürünü de %70'e varan indirimlerle satılıyor. Dibek kahvesinin faydası nedir? Aşk acısına, gönül yarasına, karı koca kavgasına, kaynana dırdırına, benim gibi yakışıklı olmayan en çirkin kızı evlendirmeye.